Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de muzari fiilin irad durumunu ele alacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Muzari fiilin kitabımız zaten özetlemiş kısaca. Muzari fiilin Arapçada 3 tane irad durumu vardır. Bunlardan bir tanesi reftir, diğeri nasptır ve diğeri cezmdir arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane hali vardır. Bunları not ediyoruz. Bugün ref haline bakacağız bu dersimizde. Nasb haline de bakabiliriz. Duruma göre hareket edeceğiz. Şimdi şunu söyleyelim. Önce merfu haline bakalım. Biz genelde şöyle bir bilgi kullanırız ve burada kitabımızda bunu ifade etmiş. Başında muzari fiilin başında eğer muzari fiili nasb ve cezmeden edatlardan biri yok ise muzari fiil o durumda merfudur arkadaşlar. Muzari fiilin arkadaşlar merfu alameti veyahut da merfu olduğunu gösteren işaret ise bakınız burada kitabımız söylemiştir dammedir. Hatta onun altını şöyle çizelim. Evet. Gördüğünüz gibi dammedir. Şimdi şöyle yapalım. Hatta işaretleyicimizi açalım. Daha net olsun. Dammedir. Muzari fiil, merfu alametini gösteren işaret. Damme asli ref işareti olarak da Arapçada kabul edilir arkadaşlar. Zaten harekeler asli irap alametidir. Onu ifade edelim. Ref alameti dammedir. Nasb alameti fethadır arkadaşlar. Cer alameti ise kesradır diyoruz. Şimdi burada şurada teorik bilgilerimiz var. Bu bilgileri okuyalım ve bu bilgileri yektubu üzerinde gösterelim arkadaşlar. Tesni elifi, cemi vav ve muhataba yasından sonra gelen nunlar arkadaşlar. Muzari fiilin merfu olduğunu gösterir. Dolayısıyla onlar da ref alameti olarak kabul edilir muzari fiilde. Burada şunu söyleyelim. Tesni elifi, cemi vavu ve muhataba yasından sonra gelen bununlar arkadaşlar ya da bununların bulunduğu sigalar ki bakınız burada bu kısımdır, bu kısımdır, efendim bu kısımdır, bu kısımdır. Bunlar efali hamse olarak da Arapçada ne yapar? İsimlendirilir ki bunlara beş fiil denir. Aslında şöyle baktığımızda beş tane değil ama çeşit bakımından 5 tanedir. Dolayısıyla tektübani, tektüban, tektübani bunlar bir kabul edilir arkadaşlar. Bakınız. Bunlar bir kabul edildi. Dolayısıyla burası bir de burada var 2 tane. Bir tane burada var 3 tane. Bir tane burada var 4 tane. Bir tane de burada var 5 tanedir. Şunu söyleyelim. O halde tesniyelerin toplamı 2 kabul ediliyor. Diğerleri de birer tane ve beş tanedir. Bunlar efali hamse denir ki bu efali hamseden kasıt irap alametini nunların varlığı ve yokluğuyla almasıdır arkadaşlar. Nunların varlığı ref alametidir. Nunların yokluğu ya nasb alametidir ya da cer alametidir diyoruz. Evet, burada şunu söyleyelim. Nisve nunları dediğimiz şuradaki yektübne ile tektübne bu nunlar efali hamse nunların dışındadır ki zaten şunu söyleyelim. Bu nunlar irap nunu değildir. Bu nunlar nedir? Nisve nunları zamirdir ve bu fiillerin faillerini teşkil ederler. Hemen yeri gelmişken söyleyelim. Müennes cem sigaları muzari fiilin bu kısımları arkadaşlar nedir? Mebnidir. Yani başına muzari fiilin kendisini irabını değiştirecek hangi edat gelirse gelsin bunlar değişmez ve sabit kalırlar arkadaşlar. Mesela şu halde şunu söyleyelim. Mahallen merfudur. Bu halde de mahallen merfudur diyoruz. Şimdi o zaman buradaki alametleri bir konuşalım. Yektubunun irab alameti buradaki dammedir.
Yektubani'nin irap alameti buradaki nundur. Yektubune'nin irap alameti ya da ref alameti nundur. İrap alametiyle buradaki merfuyu kastettik arkadaşlar. Tektubunun ref alameti vav'dır ya da düzeltiyorum dammedir. Tektubani'nin merfu alameti ya da ref alameti nundur. Yektübne burası artık mahallen merfudur çünkü mebnidir diyoruz. Tektubunun ref alameti arkadaşlar vav'dur. Tektubani'nin ref alameti gördüğünüz gibi nundur. Tektubune'nin ref alameti nundur diyoruz. Tektubine'nin ref alameti bakınız burada yine nundur. Tektubane'nin ref alameti nundur. Tektubne'nin ref alameti ise yoktur. Çünkü burası mebnidir ve mahallen merfudur diyoruz. Ektubunun ref alameti dammedir. Nektubunun ref alameti dammedir. Gördüğünüz gibi burada enti zamirinin karşılığı olan ya da ona tekabül eden siga hariç arkadaşlar müfretlerin hepsinin ref alameti dammedir. Buradaki nefsi mütekellim, hatta şöyle söyleyeyim, nefsi mütekellimin hepsi dammedir. Buradaki nunun ismi bitişmişler mebnidir. Diğerleri nedir? Muzari fiilin diğerleri nun ref alameti olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık yektübünün çekim itibariyle anlamını bildiğinizi ben düşünüyorum. Şimdi ref alameti bu şekilde. Ayrıntılar ileride bir irap bahsi gelecek zaten arkadaşlar. Orada tekrar bunları görme şansımız, görme ihtimalimiz olacak. Ben bu dersi kısa tutuyorum. Akabinde nasb halini konuşacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.